Evet, şimdi takım kaptanımızla birlikteyiz, Neslihan'la birlikte. Herkese sordum, her şey yolunda mı diye sana da sorayım kaptan. Her şey yolunda, maçların başlamasını bekliyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi buraya yayıldık. Sabırsızlıkla maçları bekliyoruz. Kaçıncı Avrupa Şampiyonası'nı oynadın, hiç saydın mı Nes? Kaç tane oynadın? Zor bir soru oldu bir anda ama belki. 2005, 2007, 2009, 2011, bu da 2013. Bayağı oldu. Evet. O zamandan bu zamana neler değişti sence? Ben değişmedim. Ben hala buradayım. O var. Değişen işte bayağı çok şey oldu yani. Biz voleybol olarak bir kademe atladığımızı düşünüyoruz. Ülkemiz açısından bayan voleybolu olarak. Her geçen sene biraz daha iyi oluyor. Hem kulüpler hem milli takımlar bazında. İnşallah bunu sürdürmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Şu anda da tabii yeni yapılanma da var. Katılan genç oyuncular da var. Onların adaptasyonu nasıl görüyorsun takım içinde? Onlar da tabii yavaş yavaş adapte olacaklardır. Böyle bir yapılanma işte bir 4-5 sene önce de olmuştu. Yani biz artık buna alıştık. Onlar da alıştılar. Takıma ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu böyle yani. Bu maalesef doğanın kuralı bu. Bizim modamız geçiyor artık. Sıra onlara geliyor. Yok yok. Hiçbir zaman geçmez. Hiçbir zaman geçmez. Efsaneler hiçbir zaman unutulmaz Nesli. Yani göreceğiz. Şu zamana kadar oynadığımız maçları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir Akdeniz oyunlarını atlattık. Ardından bir Grand Prix'yi atlattık. Gerçek oyunumuzu gösterebildik mi sence? Gerçekten dediğim gibi çok yoğun bir takvimimiz vardı. Üst üste işte Akdeniz oyunları, uzun bir Grand Prix'i oynadık. Bana göre tam istediğimiz performansı gösteremedik ama işte bu dediğim gibi yeni oyuncuların katılması, adaptasyon, bunlar antrenörümüz yepyeni, birbirimizi tanımamız, anlaşmamız, bunlar çok önemliydi. Hani belki sonuca bunu yansıtamamış olsak da Avrupa Şampiyonası'na hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için biraz geçiş dönemi gibi oldu. Çok fazla başarı elde edemedik ama zaten en büyük hedef turnuvalarımızdan biri Avrupa Şampiyonası'ydı. Umarım burada başarılı oluruz ve hak ettiğimiz yerlerde oluruz. İnşallah. Şimdi bir şey rica edeceğim. Naz'ı da yanıma rica edeyim. Şimdi hazır takımın hepsi buradayken mikrofonu da size vereyim. Şu oturan arkadaşlarla ilgili kendi aranızda şöyle bir sohbete koyalım. Başlayalım. Güldeniz hakkındaki düşüncelerinizle başlayalım. Olur mu? Güldeniz çok entelektüel gözükse de okuduğu kitapların içeriğinden çok şüphe duyuyoruz. Ama gördüğünüz gibi gözlükleriyle takımın en entelektüeli gibi duruyor. Bunu sor istersen Başak abla, ne okuyormuş? Ben sorayım. Gizem biraz münasebetsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz yan yana odalarda kalıyoruz. Camdan geliyor. Henüz kapıyı öğretemedik. İnşallah ilerleyen günlerden kapıdan gelecek. Hep camdan geliyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Defansın bel kemiği. Gizem'e cevap hakkı doğdu. Gizem'cim cevap hakkın doğdu. Buyur. Bizim şimdi odalar yan yana olduğu için bir küçük bir terasımız var. Aslında küçük de değil, bayağı büyük bir teras. Kapıdan gelmek yerine oradan gelmek çok daha rahat olabilir. Baskın yapıyorum böyle. İyi oluyor yani. Sıkıntı yok. Özge Hanım o zaten yere karda gezer, izini belli etmez. Gördüğünüz gibi. Bir de kardeşi var Gözde. Bunlar böyle. Bunları öyle kabul ettik. Kendisi o da arkadaşım olur. Severiz kendisini. Arada bir iniş çıkışlar yaşıyor tabii insan ruhsal hayatında. Onlara tanık olmak, onu o haliyle sevmek gerçekten yani tarif edemeyeceğim duygular, unutamayacağım anlar yaşadım onunla aynı odada. Yani ne cevap verir? Hemen. Onu da dinliyorum. Neslihan arkadaşımla 3 yıldır aynı odada kalıyoruz. Gerçekten büyük bir şeref benim için. Çünkü onun iniş çıkışları yüzünden benim iniş çıkışlarım yanında hiçbir şey kaldı.
kendisiyle sürekli yemekler, temizlik. O görevler bana ait odada. Kendisi de anca yatar ve kitap okur. Bayağı döküldü yani bütün özel hayatımız. Kahve yapıyor bana, bunu büyütüyor tabii. Gördüğünüz gibi sanki yani 5 yıldızlı restoran şeyi çıkarmış gibi, menüsü çıkarmış gibi bir kahve yapıyor. Bunu başıma kakıyor. Bu yani, olay bu. Olay bu yani. Ben bir şey demek istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorum bu saatten sonra. O da arkadaşım değişmesin. Hemen devam ediyoruz Bahattin. Bahar. Biz ona kısaca Bahattin diyoruz. kendisi takımın son yeni gelini. Yani o kadar herkes evlendi ki ben artık şey yapıyorum, karıştırıyorum Bahar'ı. Bahar da gördüğünüz gibi elinde kitap var. O da kitap okuyor. Kelebek tutkusundan hiç oraya girmek istemiyorum. Hiç girmek istemiyorum. Yani öyle etliye, sütliye hiç şey yapmaz. Güzel kızımız işte, o da bizim evimizin kızı. Evet evet. Yükselemedim sana. Olmadı. Öyle yani. Gözde mi geldi? Gözde. Aa, Gözde geldi. İşte bu da huysuz ve tatlı kadın. Bir daha da lütfen bir daha da. Kendisi takımımızın huysuz ve tatlı kadını, gördüğünüz gibi. Böyle güldüğüne bakmayın, çok Nemrut. Cevap hakkı doğdu, ona verin. Bak gördüğünüz gibi benimle polemiğe girmemesi gerektiğini öğrenen nadir insanlardan. Çok teşekkür ederim. Takımımızı da tanıttık. Kim kaldı? Naz kaldı. Naz da son gelinlerimizden. Naz da takımın Alman'a. Evet, gerçekten her şeyi biliyor. Fil hafıza diyeyim ama yani görünüş olarak fille alakası olmadığı için Almanak demeyi tercih ettim. Kendisi her şeyi bilir, bütün programları bilir. Yani sorsanız şu an Hollanda'nın programını bile biliyordur. Kaçta kalkıyorlar, kaçta yemek yiyorlar. O yüzden onu bir bizim ansiklopedimiz yani. Bir yerde takıldığımız an Naz'a gidiyoruz yani. Güldeniz biraz sinsi. Evet. Evet. Bütün herkesi korkutuyor. Böyle millet çığlık çığlığa dolaşıyor bayağı koridorlarda. Seda'yı. Evet, özellikle fizyoterapistimiz Seda, bir ömrü biraz kısaldı kızcağızın. Güldüğünüz sayesinde. Evet, şimdi takım kaptanımızla birlikteyiz, Neslihan'la birlikte. Herkese sordum her şey yolunda mı diye, sana da sorayım kaptan. Her şey yolunda, maçların başlamasını bekliyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi buraya yayıldık. Sabırsızlıkla maçları bekliyoruz. Kaçıncı Avrupa Şampiyonası'nı oynadın, hiç saydın mı Nes? Kaç tane oynadın, zor bir soru oldu bir anda ama belki. 2005, 2007, 2009, 2011, bu da 2013. Bayağı oldu. Evet. O zamandan bu zamana neler değişti sence? Ben değişmedim, ben hala buradayım, o var. Değişen işte bayağı çok şey oldu yani, biz voleybol olarak bir kademe atladığımızı düşünüyoruz ülkemiz açısından, bayan voleybolu olarak. Her geçen sene biraz daha iyi oluyor. Hem kulüpler hem milli takımlar bazında. İnşallah bunu sürdürmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Şu anda da tabii yeni yapılanma da var. Katılan genç oyuncular da var. Onların adaptasyonu nasıl görüyorsun takım içinde? Onlar da tabii yavaş yavaş adapte olacaklardır. Böyle bir yapılanma işte bir 4-5 sene önce de olmuştu. Yani biz artık buna alıştık. Onlar da alıştılar. Takıma ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu böyle yani. Bu maalesef doğanın kuralı bu. Bizim modamız geçiyor artık. Sıra onlara geliyor. Yok yok. Hiçbir zaman geçmez. Hiçbir zaman geçmez. Efsaneler hiçbir zaman unutulmaz Nesli. Yani göreceğiz. Şu zamana kadar oynadığımız maçları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir Akdeniz oyunlarını atlattık. Ardından bir Grand Prix'yi atlattık. Gerçek oyunumuzu gösterebildik mi sence?
gerçekten dediğim gibi çok yoğun bir takvimimiz vardı. Üst üste işte Akdeniz oyunları, uzun bir Grand Prix'i oynadık. Bana göre tam istediğimiz performansı gösteremedik ama işte bu dediğim gibi yeni oyuncuların katılması, adaptasyon, bunlar antrenörümüz yepyeni, birbirimizi tanımamız, anlaşmamız, bunlar çok önemliydi. Hani belki sonuca bunu yansıtamamış olsak da Avrupa Şampiyonası'na hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için biraz geçiş dönemi gibi oldu. Çok bir şeref benim için. Çünkü onun inik çıkışları yüzünden benim inik çıkışlarım yanında hiçbir şey kaldı. Kendisiyle sürekli yemekler, temizlik. O görevler bana ait odada. Kendisi de anca yatar ve kitap okur. Bayağı döküldü yani bütün özel hayatımız. Kahve yapıyor bana. Bunu büyütüyor tabii. Gördüğünüz gibi sanki... Yani 5 yıldızlı restoran şeyi çıkarmış gibi, menüsü çıkarmış gibi bir kahve yapıyor. Bunu başıma kakıyor. Bu yani, olay bu. Olay bu yani. Ben bir şey demek istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorum bu saatten sonra. O da arkadaşım değişmesin. Hemen devam ediyoruz kaptan. Bahar. Biz ona kısaca Bahattin diyoruz. Kendisi takımın son yeni gelini. Yani o kadar herkes evlendi ki ben artık şey yapıyorum, karıştırıyorum Bahar'ı. Bahar da gördüğünüz gibi elinde kitap var. O da kitap okuyor. Kelebek tutkusundan hiç oraya girmek istemiyorum. Hiç girmek istemiyorum. Bizim şimdi odalar yan yana olduğu için bir küçük bir terasımız var. Aslında küçük de değil, bayağı büyük bir teras. Kapıdan gelmek yerine oradan gelmek çok daha rahat olabilir. Baskın yapıyorum böyle. İyi oluyor yani. Sıkıntı yok. Özge Hanım o zaten yere yani karda gezer, izini belli etmez. Gördüğünüz gibi. Bir de kardeşi var Gözde. Bunlar böyle. Biraz bunlar böyle. Bunları öyle kabul ettik. Kendisi o da arkadaşım olur. Severiz kendisini. Arada bir iniş çıkışlar yaşıyor tabii insan ruhsal hayatında. Onlara tanık olmak, onu o haliyle sevmek gerçekten yani tarif edemeyeceğim duygular, unutamayacağım anlar yaşadım onunla aynı odada. Yani ne cevap verir? Hemen. Onu da dinliyorum. Neslihan arkadaşımla 3 yıldır aynı odada kalıyoruz. Gerçekten büyük fazla başarı elde edemedik ama zaten en büyük hedef turnuvalarımızdan biri Avrupa Şampiyonası'ydı. Umarım burada başarılı oluruz ve hak ettiğimiz yerlerde oluruz. İnşallah. Şimdi bir şey rica edeceğim. Nazı da yanıma rica edeyim. Şimdi hazır takımın hepsi buradayken mikrofonu da size vereyim. Şu oturan arkadaşlarla ilgili kendi aranızda şöyle bir sohbete koyalım, başlayalım. Güldeniz hakkındaki düşüncelerinizle başlayalım. Olur mu? Güldeniz çok entelektüel gözükse de okuduğu kitapların içeriğinden çok şüphe duyuyoruz. Ama gördüğünüz gibi gözlükleriyle takımın en entelektüeli gibi duruyor. Bunu sor istersen Başak abla ne okuyormuş? Ben sorayım. Gizem biraz münasebetsiz olduğunu düşünüyorum çünkü biz yan yana odalarda kalıyoruz. Camdan geliyor. Henüz kapıyı öğretemedik. İnşallah ilerleyen günlerden kapıdan gelecek. Hep camdan geliyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Defansın bel kemiği. Gizem'e cevap hakkı doğdu. Güzelce cevap hakkın doğdu. Buyur.